Evet, yatay menümüzü yapmıştık. Hemen şimdi bunu dikiye çevirelim. Ben geliyorum. Farklı bir kaydedelim. Sonra farklı kaydedelim. Save as CSS ile dikey tire menü diyorum ve kaydediyorum. Evet. Şöyle en azından iki menü de elinizin altında olsun. Şimdi öncelikle float olmayacak. Bunu iptal ediyorum. Hatta bu kodu komple silebilirsiniz istiyorsanız. Veya silmeyebilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. Float olmayacağı için burada height değerini bunun atıyorum 40 piksel yapalım bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Tabii bu şu anda bakın yatay menüde olduğumuz için böyle gözüküyor. Dikkat önemli arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Yani şu anda hemen hemen tutturacağız galiba. 40 da az geldi. Bunu 60 yapıyorum. Tazele diyorum. Fazla geldi. 50 yaparsak zannedersem olacak. Evet, 50 yaptığımızda sonuç doğru. Peki burada sıkıntımız ne? Genişliklerin hepsinin eşit olmaması. Width diyorum. Ve bunu 100 pikselle sınırlıyorum. Bakalım ne olacak. Burada 100 pikselle sınırladık ama ağlara display blok yapmadığımız için hepsi öyle gözükmüyor galiba. Bakalım. Display blok yapalım bunlara. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Şu anda bakın display blok yaptım. Da bu genişliği herhalde almadığı şeyden. Bakalım. V'lerdeki genişliği aldı mı acaba? Evet almış. 100 piksel yapmışız. Oradaki genişliği almış. 100 piksel. Hemen o zaman şöyle yapabiliriz. V'lerin altına biz ne demiştik? Margin right demiştik mesela burada. Margin bottom diyelim. Bakalım ne gelecek. Margin bottom dedik ama bunu algılayamadı bu. O zaman A'lara vermeyeceğiz. O zaman lidere vereceğiz margin bottom'u. Margin bottom 1 piksel. Ya bunu menülerin yapmanın bir sürü yöntem var arkadaşlar. Yani çok farklı farklı yöntemlerle A'lara da verebilirdik bu şeyi. Deneyebilirdik. İstediğimiz gibi yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. İlk o da burada ipucu olsun size. Mesela ilkiyle sondakini radyuslu yapmak istiyoruz mesela. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapacağız. Hemen onu da gösterelim. ULi2 first child diyorsunuz. First child yani ilk elemanı hemen geliyorum. Nesini yapacağız? Border tire radius atıyorum mesela. Üstten olması gerekiyor. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Hemen açacağım örneğini. Şimdi menüyü biz şöyle tasarladıysak, kafamızda düşünüyorsak, örnek büyük olsun. Şu şekilde. Bakın. Biraz büyük yapalım ki anlaşılır olsun. Mesela 25 piksel yapayım. Şöyle çizdiğimde de bak biraz da açık renk yapalım şunu. Evet. Şimdi daha net anlaşılacak. Şimdi bizim aslında ilk elemanımız yani ilk çizdiğimiz eleman aslında şurası. Yani şöyle düşünün. Bir tane de son elemanımız. Şöyle. Bakın dikkat ettiyseniz ilk elemanın üst tarafı border radius. Burası border radius. Burası border radius. Burası bu. Diğer aralık kalanların hiçbir tanesinde border radius yok. Hepsi onların düz olması gerekiyor. Demek ki bizim birinci elemanla sonuncu elemanın buralarını tutturursak border radiuslarını o zaman o sorunu çözmüş oluyoruz. Peki burası ne? Saat yönü demiştik. Border radius'u nasıl yazıyorduk? İlk baştaki mesela saat yönünde 25 piksel olarak konuşursak 25 piksel yazıyorum. Bu köşesini sonra bu köşeye geliyorum. 25 piksel yazıyorum. Sonra bu köşeye geliyorum. 0 piksel yazıyorum. Sonra bu köşeye geliyorum. 0 piksel yazıyorum. Bu üstteki hemen bunu şöyle taşıyalım. Alttaki için konuşursak geliyorum. Üstten başlayacaktık. 0 0 25 piksel 25 piksel. Bu da onun tam tersi olacak. Bu kadar basit. Biz bu kodları yazarsak yani 25 25 0 0 dersek mesela 25 piksel, boşluk 25 piksel,
0, 0. Bu ilk eleman. Aynısını şöyle yapalım. Aynısını kopyalamayalım. Çok aynısıyla alakalı bir işimiz yok çünkü. Last child diyorum. Bu da son eleman. Bunlar CS3 kodlar arkadaşlar. Bu border radius'u kopyalıyorum. Yapacağım şey şu. Şu sıfırları Ctrl X'de kesip başa atıyorum. Bir tane daha boşluk bırakıyorum. Şurada bir boşluk bırakıyorum. Kaydet dedim. Bakalım yüzümüz kara çıkmazsa olması gerekiyor. Tazele diyorum. Evet. Bir sıkıntımız var. Nereden kaynaklanıyor bakalım. Biz display blue'u bunlara yapmıştık. Acaba A'lara mı vermemiz gerekiyordu o elemanları? Burada bakalım bir neden algılamadı. Çünkü background rengini bunlara verdik. Evet. Evet, burada bir hata yaptık herhalde zannedersem. Şöyle yapsak acaba bakalım ne olacak. A desem ben bunlara. Sonlarına. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Sefer de tamamında first child child'ı mı yanlış yazıyorum acaba diye düşünüyorum. Hemen bakalım. First child. Evet, first child'ı doğru yazıyorum aslında bir sıkıntı yok. First child. Burada bir yanlışımız yok. Doğru yapıyoruz. Tekrar kopyalıyorum. UL'nin içindeki acaba şu olmuş olabilir mi? Bu menü yaptığımız için. Evet. Bence onunla alakalı olabilir. Şöyle bir şey yapsak acaba. Nokta menünün içindeki li deyip çünkü UL diye bir şey kalmadı orada zannedersem. Ondan sorun çıkartıyor olabilir belki. Bize. Tekrar alalım. Bu sefer de A'ları kaldıracağım. Bakalım ne gelecek karşımıza. Çok ilginç. Sorunu çözemedik. Niye çözemedik? Bakalım. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Peki bir renk versek buna acaba? Background direkt color desek. Buraya D, D, D. Hiçbir şekilde bunu algılamıyor. Burada ne yapabiliriz? Acaba şu UL'yi yaptığımız için mi oldu diye düşünüyorum. Bakalım bunları bir değiştireceğim ben. Burada aslında böyle bir sorun olmaması lazım diye düşünüyorum ama neden böyle bir şey yaptı? Bunu da anlayamadım şu an için. Tarayıcıda mı alakalı acaba diye düşünüyorum. Kodları yazmadığımız için. Tüm tarayıcılar için. Belki desteklemiyor da olabilir diyeceğim ama yok öyle bir şey yok. İmkansız yani. Bakıyorum ama hala algılayabilmiş değilim. Son eleman. D'de 100 piksel dedik. Margin button dedik. Genişlik verdik. Bu width değerini D'yi niye bu kadar geniş alıyor zaten? Neyse bu sorunu arkadaşlar şu anda böyle bırakacağım. Yani onu şu anda aklıma gelmedi. Çözemedim ya da göremedim. Niye olduğunu bilmiyorum. Çok da dersi uzatmayayım. Ama bu şekilde bu yöntemlerle First Child ve Last Child'la elemanları seçtirebiliyoruz. Belki biz sonradan bu class'ı eklediğimiz için olmuş olabilir.
Yani bir şöyle son bir kez daha şöyle deneyelim. Farklı bir elemana. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Yani bu menü 1 diyelim. Yani 3 tane yapalım bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. 2, 3, 4. Hemen şöyle kaydedeceğim test diye. Deneyelim bakalım. Nerede hata yaptık? Style, type, text CSS. Şimdi şöyle Lee first child dedim. Background color'ını değiştireyim mesela bunun. Şu renk olsun. Bir tane daha seçeceğim. Aynısını alıyorum. Değiştiriyorum rengini. Daha doğrusu bunun rengi de böyle olsun. Değiştirmeyeyim, şöyle yapayım. Kalsın. Sadece lilerin rengi. Süslü parantezi açıp kapatıyorum. Buraya background color diyerek mesela şöyle yeşil bir renk yapalım. Sayfayı test sayfasında çalıştırıyorum bakalım ne gelecek karşımıza. Şu anda liderin hepsine bir genişlik değeri versek, width deyip 120 piksel yapalım. De yükseklik değeri verelim. Height deyip 40 piksel yapalım. Evet, burası ilginçtir ki mavi oldu. Tabi burası first oldu çünkü burası last olacak. Aslında uygulama doğruymuş yani. Last child diyoruz. Evet. Şimdi ben buna border radius verirsem. Border tire radius. Az önce söylemek istediğim şey buydu. Acaba şu da olmuş olabilir arkadaşlar. Yükseklikle orada verdiğimiz border radius değeri onu sağlamamış olabilir. Evet, şu anda doğru çalışıyor sistem yani. Şu anda mesela 15 15 diyeceğim. 0 0. Bakalım buraya da aynısını şöyle yapacağız. 15 piksel. Başına da 0 0. Kaydedip baktığımda evet, şu demek istediğim şey şuydu. Bunu yapabilirdik. Orada niye yapamadık? Zannedersem herhalde o sonradan eklediğimiz menü komutuyla alakalıydı. Ama aklınızda bulunsun. Bu şekilde first child veya last child'la sadece lidere değil, bu arada onu da söyleyeyim, mesela herhangi bir eleman da olabilir. Arda arda devam eden elemanların ilki ve sonuncusu demek bu. Bu da hızlıca seçim yapıp sizi çok büyük bir dertten kurtaracaktır. Bu da önemli bir konu diye düşünüyorum. Aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim dedim. Biraz uğraştırdık sizi ama. Evet. Şu anda bu menüyü de yaptık. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani diğer aslında bazı uygulamalar zaten RJ Team, yani Görsel TV'de var. Hatta Görsel Anlatım TV'de var zannedersem. Önce Görsel TV'ye girelim. Şu eğitim satış sitemizde şurada çoklu menüler vardı burada mesela CSS ile ilgili. Evet, bakın burada mesela menü yapımı falan var. Zaten çok cüzi bir miktarda. Hani bu şekildeki eğitimler, böyle uygulama eğitimleri falan istiyorsanız böyle ekstra onlara bakabilirsiniz. Yani farklı bilgiler almak adına. Sonra şeyler var. Arayüz tasarımı değil de burada göremiyorum, bakıyorum. Arayüz tasarımı. Evet, arayüz çevirme PS CSS diyor. Şu anda 3 tane mesela dernek oldukça bence iyi bir eğitim. İnşaat sitesi eğitimi var. Sonra burada RJ eğitimin arayüzü var. Bunlar da uygulama eğitimleri. Şimdi ben bir tane daha basit bir tema yapacağım. Onun dönüşümünü de göstereceğim ama dediğim gibi bu set normal bir eğitim seti olduğu için full bir tema yapmayacağım. Basit bir temayı burada nasıl döküleceğini tekrardan göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Sonra da eğitimi sonlandıracağım. Bu dersimiz de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.